أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبالله التوفيق والاستعانة الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسولنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفا Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, türlü türlü nimetler veren Allah'a hamd ederek, Fakr-ı Kainat Aleykümelü Tahiyyat Efendimiz'e salat ve selam getirerek, siz kıymetli gönül dostlarına canı gönülden bir merhaba diyerek programımıza başlamış olalım. Kıymetli dostlar, Mevla Celle Celaluhu nasip ederse inşallah bugün imamlık ve cemaat ile ilgili hasbihal edeceğiz. Bir şeyler anlatmaya ve anlamaya çalışacağız inşallah. Şafii mezhebine göre cemaat ile namaz kılmanın hükmü nedir? İmam olabilmenin şartları nedir? Cemaat olabilmenin şartları nelerdir? Kimler imamlık yapabilir? Cemaat olabilmenin bazı kendine ait şartları vardır. Hangi durumlarda imama uymuş olur? Hangi durumlarda imama uymamış olur veya uyamaz? Bunları ele alacağız inşallah. Cemaat ile namaz kılmak en az iki kişiden ibaret olması lazım. Biri imam, biri ise ona uyan cemaat. Namazı bir imama uyarak birlikte kılmaktır cemaat ile namaz kılmak. Cemaat ile kılınan namazda kendisine uyulan zata, yani bizim tabirimizle imama imam denir. Kendisine başkasının uyduğu kişi manasına gelen imam denir. İmama uymaya, yani bir kimsenin kendi namazını imamın namazına bağlamasına da iktida veya ittiba adı verilir. Bu uyan kimseye de aynı şekilde muktedi veya muttabi veya me'mum adı verilir. Kısacası başkası onun namazına kendi namazını bağlamışsa, yani ona biri uymuşsa uyulana imam, uyma işine de ittiba veya iktida denilir. Uyan kişiye de cemaat diye tabir ettiğimiz uyan kişiye de muktedi, muttabi veyahut da cemaat adı verilir. Cuma namazı hariç geri kalan bütün farz namazları cemaat ile kılmak Şafii mezhebine göre farz-ı kifayedir. Bir rivayete göre sünnet-i müekket olarak da geçiyor ama İmam-ı Nevevi bile farz-ı kifayedir buyurmuştur. Diyor ki benim anladığım, araştırdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla ve sünnetlerden, hadis-i şeriflerinden çıkardığım tabirlere göre diyor, kesinlikle diyor farz-ı kifayedir. Ve devamında İmam-ı Nevevi buyuruyor, eğer bir beldede, bir şehirde, bir ilçede cemaat ile hiç kimse namaz kılmıyorsa, beş vakit namazı farzı diyoruz veya cenaze namazını diyoruz. Cuma namazı zaten cemaatle kılınması farz-ı aynıdır. Onun haricindeki bütün farz namazları cemaat ile kılmak farz-ı kifayedir diyor. Bir yerde eğer hiç kimse kılmıyorsa o zaman vebaldir. Onlarla savaşılır, onlarla dövüş yapılır ki ta ki cemaatle namaz kılınılacağı dek. Cemaat ile namaz erkeklere mahsus olmayıp sadece erkekler cemaat namaz kılabilir, işte kadınlar kılamaz diye bir şey yok. Cuma namazı gibi değil. Hani cuma namazı farzdır, farz-ı aynıdır ama erkeklere farzdır. Kadınlara farz değildir. Cuma namazı, cemaatle namaz erkeklere mahsus olmayıp kadınların da kendi aralarında cemaat olması sünnettir. Erkeklerin cemaatle namaz kılması farz-ı kifayedir. Kadınların da kendi aralarında cemaat ile namaz kılmaları sünnettir. Veya erkek imam ise yine kadın cemaat bu erkek imama da aynı şekilde uyabilir. Namazını imamın namazına bağlayabilir. O erkek imama cemaat olabilir. Ama bir kadın hiçbir zaman erkeklere, Şafii mezhebinde de Hanifi mezhebinde de böyledir, erkeklere asla imamlık yapamaz. Hanifi mezhebinde kadın kadına imamlık da yapamaz. Ama Şafii mezhebine göre bir kadın cemaatinde bulunan başka kadınlara imamlık yapabilir. Cemaat en az
biri imam, diğeri cemaat olmak üzere iki kişiden oluşur. Yani kişi tek başına ben cemaatin bereketinden, rahmetinden, sevabından istifade edeyim deyip tek başına cemaat olunmaz. Cemaat en az iki kişiden oluşması lazım. Biri imam, diğeri ise ona tabi olan me'mum veya cemaat. Namazların cemaat ile kılınmasının ne derece önemli ve faziletli bir amel olduğu şu hadis-i şeriften açıkça zaten anlaşılmaktadır. Fakhr-ı Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki, cemaat ile kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Yani kişi tek başına farzı eda eder, o farzın sevabını elde eder, o farziyeti yerine getirdiği için Rabb-i Zülcelal'in rahmetini elde eder, sevap kazanır. Ama eğer gidip cemaat ile namaz kılarsa, velev ki iki kişi dahi olsa bile cemaat ile namaz kılarsa, onun tek başına kılınan namazdan fazilet bakımından 27 derece daha faziletlidir. Sevabı daha çoktur. Bu da en az, en minimize edilen sevabın. Tabi bunun sevabın daha fazlası olması için herhangi bir limit, herhangi bir sınır yoktur. Yeter ki niyeti güzel olsun. Hatta cemaat ne kadar kalabalık olursa fazileti o derece fazladır. Sevabı o derece fazladır. Cemaatta namaz kılındığı zaman tabi bir imam lazım. Bir de ona uyan en az bir cemaat lazım. İmam olmanın da bazı şartları var. Hadi herkes gelişi güzel imamlık yapabilir mi? Yapamaz. Bir kimsenin imam olabilmesinin bazı şartları vardır. İmam olacak kimse de şu şartların bulunması gerekmektedir. Nedir o şartlar? Birincisi Müslüman olmak. Şafii mezhebine göre bir kişinin cemaat ile namaz kılıp imamlık yapabilmesi için Müslüman olması şarttır. İslamiyet'in tümünü veya bir hükmünü reddeden kimseye uymak caiz değildir. O kimsenin imamlık yapması caiz değildir. İslamiyet'in bütün hükümlerini kabul etmiş, benimsemiş ve teslimiyet sahibi olan Müslüman olma şartı vardır bir kişinin imamlık yapabilmesi için. İkincisi ise aklı başında olması. Yani akıllı olma şartı da vardır. Sarhoş, deli olan kimselerin namazı sahih olmadığı gibi imam olmaları da caiz değildir. Yani aklı selim olmayan, sarhoş olan, işte deli olan, aklı başında olmayan kişilere uymak caiz değildir. Bu kişilerin zaten namazı da sahih değildir. Kılmış oldukları namazın da bir anlamı yoktur. Kendilerine zaten namaz, yani deli olan mesela birine namaz farz değildir. Sarhoş olanın da aklı başında olmadığı gibi o anda kılmış olduğu namaz sahih değildir. Bu kimselerin kılmış olduğu namaz sahih olmadığı gibi bunların imamlık yapması da caiz değildir. Bunlara uyan kişiler namazları fasit olmuş olur. Namazlarını tekrar iade etmeleri gerekmektedir. İmam olmanın üçüncü şartı da mümeyyiz olması. Bakın Şafii mezhebinde ergenlik çağına girme şartı yoktur imamlıkta. İlla ergenlik çağına girmesi şart değildir. Müslüman olması, akıllı olması ve mümeyyiz olması yeterlidir. İlla ergenlik çağına girme şartı Şafii mezhebinde yoktur. Mümeyyiz ne demek? Yani henüz sağını solundan ayırt etmeyen, kıblenin hangi tarafta olduğunu bilmeyen çocuk mesela mümeyyiz değildir. Ona uyulmaz. Mümeyyiz nedir? Belli bir yaşa gelmiş. Yani ergenlik çağı yaşı değil. Diyelim ki 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaşlarına kadar bir çocuk eğer sağını solunu birbirinden ayırt edebiliyorsa ve kıble yönünü biliyorsa, namazın işte farziyetini biliyorsa, aklı da başındaysa bu çocuğa uyulabilir. Bu çocuk imamlık yapabilir. Yani ergenlik çağına girme şartı Şafii mezhebinde yoktur. Mümeyyiz olana da uyulabilir. Dördüncü şartı ise imamlık yapabilmenin dördüncü şartı ise erkek olması. Cemaat erkeklerden oluşmuşsa kadının bu cemaata imam olması kesinlikle caiz değildir. Bütün cemaat kadın olsun, içlerinden bir erkek dahi olsa bile o kadının imamlık yapması caiz değildir. Ancak eğer kadın topluluğuysa sadece kadın kadına imamlık yapabilir Şafii mezhebinde. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ama cemaatin içerisine bir erkek dahi olsa bile o kadınların o erkeğe imamlık yapması kesinlikle caiz değildir.
kadın kadına imamlık yapabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat erkeklere asla imamlık yapamaz. İmamın imamlık yapabilme şartlarından bir diğeri de muhakkak erkek olması. Eğer cemaatte erkek varsa veya kadın da olsa fark etmez. Ama cemaat arasında bir erkek dahi olsa bile kadınların imamlık yapması asla caiz değildir. Kadın sadece kadınlara imamlık yapabilir Şafii mezhebinde. Bir diğer şartı da imamın namazı kendisine uyan kişinin mezhebine göre de sahih olması lazım. İmamın namazı kendisine uyan kişinin mezhebine göre de sahih olması lazım. Örnek veriyorum. Şafii bir imam eğer eli kanamışsa Şafii mezhebine göre bu abdesti bozmaz. Necaseti silmesi lazım, temizlemesi lazım. Çünkü hadesten taharet, necasetten taharet diyoruz. Necasetten pak olması lazım, necasetten arınmış olması lazım namaz kılabilmesi için. Ama Şafii mezhebine göre bir kimsenin elinin kanaması veya bir yerinin yara olup kanaması asla abdesti bozmaz. Fakat o kişi Hanifi olan bir cemaate imamlık yapamaz. Aynı şekilde Hanifi olan bir imam eğer avucunun içi mesela avret mahalline değmişse veya eşine eli değmişse, ecnebi bir kadına eli değmişse, elden maksat yani burada tenin tene değmesi manasına geliyor. Değmişse Şafii mezhebine göre o kişinin abdesti yoktur. Netice itibariyle o imam Şafii olan bir cemaate imamlık yapamaz. İmamlığın beşinci şartı imamın namazının kendisine uyan kişinin mezhebine göre de sahih olması lazım. Bir diğer şart da imamın başka bir imama iktida halinde olmaması. Yani İmam eğer başka bir imama uymuşsa arkadan gelen cemaat direkt ona uyup namaz kılamaz. Zaten imam kendi namazını başkasına bağlamış, onunla beraber kılıyor. Bir daha başkasına imamlık yapması sahih değildir. İmamın imamlık yapabilmesi için muhakkak müstakil olması lazım. Başkasına bağlı olarak namaz kılmıyor olması lazım. Ama şu var Şafii mezhebinde, bir imam var, cemaat ona uydu. Diyelim ki geç kalan bir cemaat, yani sonradan namaza yetişmiş. 4 rekatlı bir farz namazın 3. rekatında yetişmiştir. İmama uyar, imam selam verdikten sonra geç kaldığı rekatları kalkar, tamamlar. O esnada dışarıdan gelen birisi ona uyabilir Şafii mezhebinde. Bunda bir sıkıntı yok çünkü artık ilk imamla herhangi bir bağlantısı kalmış değildir. Ama hala imama bağlı olarak kılıyorsa kesinlikle hiçbir kimse ona uyamaz. Çünkü imamlık yapmanın bir diğer şartı imamın kendi namazının müstakil olması, başka bir imama ittiba içerisinde olmamasıdır. 7. şart ise imamın okumuş biri olması. En azından diyor alimler imamın muhakkak Fatiha'sının veya teşehhüdünün yani tahiyyatının düzgün olma şartı vardır. Eğer Fatiha'sında herhangi bir şeddeyi eksik okuyorsa veya bir harfi yanlış okuyorsa, h ile h'nin yerini karıştırıyorsa, işte h ile h'yi birbirine karıştırıyorsa, yani manayı bozacak şekilde bir harfi değiştiriyorsa, hatta Şafii mezhebinde Fatiha'da bulunan şeddeleri dahi okumuyorsa, eksik okuyorsa, o kimsenin imamlık yapması caiz değildir. Eğer ondan daha iyi bilen biri varsa tabi. Yoksa hepsi daha kıraati düzgün değil, aynı seviyede kişilerse tabi o zaman imamlık yapabilir. Fakat düzeltmesi ona farz olur. Şafii mezhebinde şedde dahi eksik okunsa namaza halel gelir, zarar gelir, namazı bozar. Buna dikkat etmek gerekiyor. İşte imamın okumuş birisi olması, imamın en azından Fatiha ile teşehhüdünün düzgün olması şartı vardır imamlık yapabilmesi için. Eğer cemaattekiler okumuş olur da imam ümmi ise, yani bilmeyen biri ise, kesinlikle cemaatta daha iyi bilen birisinin ona uyması caiz değildir. Ama ümmi ümmiye imamlık yapabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Tabi bu imamlık yapmanın şartlarıydı. Bu şartları ihtiva eden, bu şartları yerine getiren kişi imamlık yapabilir. İmama uyabilmenin peki şartları nelerdir? Şimdi onları inşallah ele alalım. Yani cemaat olabilmenin şartları nedir? Birincisi, imamın cemaatten ileride olması. Zaten ismi üzerinde imam diyoruz. Başkasının onun namazına kendisini uydurması, ona uyması manasındadır. Uyabilmesi için muhakkak imamın önde olması lazım. İmama uymaya
niyet etmek de cemaatin şartlarından bir tanesidir. Yani imamın eğer arkada kadın cemaat yoksa Şafii mezhebine göre imamlık yapmaya niyet ettim deme şartı yok. Ama arkada kadın cemaat varsa imamlık yapmaya niyet ettim deme şartı var. Fakat cemaat kesinlikle imama uyabilmesi için uydum hazır olan imama veya imama uymaya niyet ettim gibi imama uyma şartı Şafii mezhebinde kesin olarak var. İmama uyan kişinin cemaat olabilmesi için birinci şart imamın önde olması, ikinci şart da imama uymaya niyet etme şartı vardır. İmama uyan kişinin namaz fiillerinden imama uyması ve onu takip etme şartı da var. Diyelim ki imam rüküye giderken cemaatin de rüküye gitmesi lazım. Eğer ben imama uydum dedikten sonra imamın yaptıklarını yapmıyorsa onun cemaat olmasının bir manası yoktur ki zaten namaz bozulur. İmamın hareketlerine göre davranması, fiillerine göre, davranışlarına göre hareket etmesi de cemaat olmanın bir diğer şartıdır. İmam rüküye giderken o da rüküye gidecek, secdeye giderken secdeye gidecek vesaire. İmama uyan kişinin görerek veya işiterek az miktar da olsa imamın hareketlerini algılayabilme şartı vardır. Eğer imamı hiç duymuyorsa imamın rüküde mi, secdede mi, kıyamda mı, tahiyyatta mı, hangi durumda olduğunu görerek veya işiterek bilmiyorsa o kişinin imama uyma şartı düşmüştür. O kişinin namazı bozulmuş oluyor. Namazın sahih olabilmesi için muhakkak imamı ya görerek ya da imama uyan bir cemaati görerek ya da işiterek imamın fiillerine göre, davranışlarına göre hareket etmesi ve o davranışları algılayabilmesi gerek. Bir diğer şart da imam ile cemaatin bir yerde bulunması. Ayrı yerlerde değil, aynı yerde bulunmuş olmaları. İmam üst kattaysa cemaatin alt katta olma durumu Şafii mezhebinde yoktur. Kesinlikle imam neredeyse cemaatin de orada olması lazım. Ancak arada bağlantı varsa, açık bir bağlantı, bağlantıdan maksat cemaat birleşmiş oraya kadar gelmiş. Örneğin cuma vakti cuma namazı kılınıyor. Cami dolmuş, cemaat taşmış ve o cemaatin ara hiçbir fasıla girmeden dışarıya kadar taşmışsa uyabilir. Fakat kendisi bir yerde, imam bir yerde, arada hiçbir bağlantı yok. Bu sahih değildir Şafii mezhebinde. Bağlantıdan maksat illa şey şartı tabi muhakkak aranması lazım. Cemaatin birleşerek uzaması. Bir de açık bir menfez ya bir cam açık olması lazım ya bir kapı açık olması lazım. Muhakkak ki arada bir bağlantının, açık bir bağlantının olması lazım. Tamamen o kapalı bir yerde, imam da kapalı bir yerdeyse Şafii mezhebinde o ittiba, imama uyma şartı yerine gelmiş olmaz, caiz değildir. Özellikle Şafii kardeşlerimizi burada uyarmak lazım. Cuma vakitleri, cuma namazları tabi kalabalık oluyor. O esnada Şafii olanlar muhakkak cami içerisinde imamı bulunduğu mekanda bulunmaya gayret etsinler. En azından imamı göremiyorlarsa da bulundukları diğer bir taraf, hani camilerde caminin haricinde bir de ek yerler vardır. Cuma vakitleri, teravih vakitleri veya bayram namazları vakitleri açılan yerler vardır. Eğer orada da kılıyorsa en azından bir camın, bir kapının, bir menfezin muhakkak açık olması lazım. İmama uymanın bir diğer şartı imam ile cemaatin kıldıkları namaz düzen ve şekilleri aynı olması. Düzen ve şekilleri aynı olması. Örnek verelim. Eğer imam ikindi namazı kılıyorsa bunda herhangi bir sıkıntı yok. Rükü belli, secde bellidir. Cemaat da ikindi namazında ona uyar namazını kılar. Misal söylüyoruz. Ama şekil bakımından aynı değilse, mesela husuf ve kusuf namazı. Husuf ve kusuf yani ay tutulması, güneş tutulması namazları mesela iki rüküden, iki fatihadan ibarettir. Şekil bakımından farklıdır. Cemaat mesela eğer farklı bir namazı yani öğle ikindi işte namazını kılıyorsa, imam da husuf ve kusuf namazı kılıyorsa şekil bakımından aynı değildir. Me'mum yani cemaat bu durumda o imama uyamaz. Bir diğer örnek cenaze namazı mesela. İmam cenaze namazı kılıyorsa cemaat farklı bir namazı kılarak imama o anda uyamaz. Zira cenaze namazı ayakta kılınır. Rüküsü ve secdesi yoktur. Cemaat ne yapabilir? Eğer imam cenaze namazı kılıyorsa ancak cenaze namazı kılmakla ona uyabilir. Farklı bir namazda uyamaz. İmamın cemaate uyabilmesinin bir diğer şartı kıldıkları namazın düzen ve şekillerinin muhakkak aynı olması lazım. Eğer düzen ve şekiller aynı değilse cemaat o imama asla uyamaz. Kıymetli dostlar, Fahri Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin
bazı görüşlere göre deniliyor ki sünnet-i müekkettir cemaatle namaz kılmak, ki bir cemiyeti, bir topluluğu, birliği ve beraberliği temsil ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sürekli yapmış olduğu bir davranıştır cemaat ile namaz kılmak. Ki başta da ifade ettik, cuma namazı cemaatle kılınması farzı aynıdır. Fakat geri kalan farz namazları cemaatle kılmak bir rivayete göre sünnet-i müekked ama esah görüşe göre, fetva verilen görüşe göre Şafii mezhebinde cemaat ile namaz kılmak farz-ı kifayedir. Ve Fakhr-ı Kibâ Aleyhisselatü Vesselam'ın terk etmediği bir vazife, bir ibadettir. Bizler de imkan dahilinde camiye gitmeliyiz, cemaatle namaz kılmalıyız. Eğer camiye gidecek hiç vaktimiz olmadı veya cemaate erişme gibi bir durumumuz olmadı, cami bizden uzak gibi bazı durumlar söz konusu ise eğer, en azından evde eşlerimizle, çoluk çocuğumuzla, işte evlatlarımızla bizim evde en azından cemaatle namaz kılmamız lazım. Veya anne babamızla en azından cemaatle namaz kılmamız lazım. O cemaatin sevabını elde edebilmek için, o cemaatin farizasını, farz-ı kifayedir yani, o farizasını yerine getirebilmek için. Kıymetli dostlar, bize verilen süre şimdilik bu kadar. Bir başka programda bir başka konuyla ilgili inşallah görüşmek üzere. En emin olan Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.